Şener Hocam merhaba. Merhaba, merhaba Hüday. Epey bir ara verdik. Herkes evlerine geri çekilmiş durumda. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız korona günlerinde? Teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim diye önerdik. Sağ olsun Ulaşlar da kabul ettiler. Bir ay önceydi yaptığımız program. Tarih sohbetlerine başlamıştık sizinle. Evet. Hem o programı yeniden anmak, hem de yapacağımız diğer programları ve başlıkları paylaşmak için bu buluşma gerçekleşti. İlkinde sizin de özel olarak üstünde durduğunuz 1870 ile hatta 78 ile 1918 arası yaklaşık işte bir 40 yıllık bir dönemden bahsettik. Onun üzerinde duracağımızdan bahsettik. Neden böyle bir dönemi ele aldınız diye bir ön soruyla başlayayım. Evet, öncelikle bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşadığımız toplumda birçok önemli olayın Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki yıllara uzandığını görebiliyoruz. Yakın tarih araştırmaları yapan biri olarak özellikle Osmanlı'nın son dönemi ya da geç Osmanlı dönemi dediğimiz süreçte günümüzü çok etkileyen önemli olaylar olmuş. Bunlara eğer çok fazla geri gitmeden bir tasnif yaparsak şöyle demek mümkün. Bu toplum aslında 1839 Tanzimat ve 1856 ıslahat fermanlarıyla yeni bir yola girdi. Yani biraz batılılaşma yoluna girdi denebilir. Bu iki fermandan sonra Osmanlı toplumu, Osmanlı İmparatorluğu bambaşka bir şekil almaya başladı. Çok uluslu olan imparatorluk bir taraftan yenileşme hareketine, reform hareketine girerken bir taraftan da sıkıntılar baş gösterdi. Bizim üzerine duracağımız dönem daha çok bu iki fermandan sonra, yani Tanzimat ve Islahat fermanlarından sonra ikinci Abdülhamit'le başlayan süreçtir. Yani 1876'da 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamid'in tahta gelmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni bir dönem başlıyor. Ve bu döneme birçok tarihçi geç Osmanlı dönemi de diyebiliyor. Aşağı yukarı bir 40-45 yıllık bir süreç. Ve çok hızlı gelişmeler var 1876'dan itibaren. Bir kere 31 Ağustos 76'da tahta gelen Abdülhamid biraz da Cevdet Paşa'nın da baskısıyla, Sadrazam Cevdet Paşa'nın da baskısıyla meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. 1876'nın sonlarında, Aralık ayında. İşte birinci meşrutiyet dediğimiz meşrutiyet ve ikinci Abdülhamid beraber başladı bu süreç. Hemen arkasından çok önemli gelişmeler oldu. Aralık ayında birinci meşrutiyet ilan edilip meclis mebusan toplandıktan sonra hemen 1877'nin başlarında Mart ayında o hepimizin bildiği çok önemli bir olay oldu. Rus-Osmanlı Savaşı 1877, yani eski alfabeye göre 93 harf. İşte o harf bir nevi dönüm noktası. 1877 tam bir yıl sürdü. Hatta 13 ay denebilir. Yani Mart 77'de başladı. Nisan 78'e kadar yaklaşık bir yıl süren ve Osmanlı'yı darmadağın eden bir savaş. Bu savaş bir dönüm noktasıdır. Ve bu savaşı takiben iki önemli anlaşma yapılıyor. Osmanlı ve Batılılar arasında ve Rusya arasında. Birisi Ayasofenos Yeşilköy Anlaşması. Yani hemen Nisan 1878'de. Fakat bu sanıyorum yeterli olmuyor. Daha sonra da Ağustos ayında meşhur Berlin Anlaşması imzalanıyor. Yani bu sürece baktığımızda
süreç Berlin Anlaşması'nda Osmanlı'ya çok önemli dayatmaların yapıldığı bir anlaşma yapılıyor. Osmanlı Balkanların önemli bir bölümünü kaybediyor bu savaş ve bu anlaşmadan sonra. Kafkaslar'da da bizim bugün Kars, Ardahan, Batum, Sarıkamış dediğimiz bölgeleri de o dönemde yitiriyor. Ama hepsinden önemlisi bu anlaşmada bir madde var. Meşhur bir madde. Vilayet-i Sitte'yi kabul eden madde. Yani bir taraftan Balkanlar Kafkasları kaybederken, hatta Kıbrıs'ı güya kiralık olarak Britanya'ya, İngilizlere verirken, bir taraftan da 6 vilayette Ermeni reformlarını yapacağını vaat etmek zorunda kaldı. Abdülhamid'in tüm karşı çıkmalarına rağmen böyle bir madde dayatıldı. Ve tabii bu vilayet-i sitte dediğimiz 6 vilayet olayı, bir bakıma bunlar Ermeni toprağıdır denen bu 6 vilayet, neredeyse bugünkü Kuzey Kürdistan'ın tamamına yakını kapsıyordu. Sivas vilayeti, Harput vilayeti, Erzurum, Bitlis, Van ve Diyarbakır. Yani bizim bugünkü Kuzey Kürdistan diye nitelendirdiğimiz yerden Urfa, Antep, Maraş bölgesini saymazsanız tamamı bu vilayet-i sitte içinde vardı. İşte bu bir dönüm noktası. 1878 Berlin Anlaşması hem Osmanlı'nın çok fazla toprak kaybetmesi hem de Batılıların da etkisiyle Osmanlı'ya göre taviz kabul edilecek bu vilayet-i sitte meselesi. Onun için biz daha çok bu çalışmamızda bu tarihi, yani 1878 Berlin Anlaşması'nı başlangıç alacağız. Çalışmamız eğer 10 program yaparsak 1918'de, yani 40 yıl sürmüş olacak. Evet. Biz bu süreçte 1878 Berlin Anlaşması'nı 6 Mart günü bir seminerle sizinle beraber gerçekleştirmiştik. Yani tam bir ay önceydi. Evet. Şimdi artık bundan sonra biz bir seri halinde bunları yapacağız. Ama bugün bir kronoloji yapmamız gerekecek. Yani ilkinde evet, dediğiniz gibi, Berlin Anlaşması üzerine durduk. Evet. Tam söylediğiniz nedenden dolayı. Çünkü Berlin Anlaşması çok uzun süre, sadece o 40 yılı değil, hala evet, yaşadığımız bütün o sınırları belirleyen, adını atan anlaşma olduğundan dolayı. Sonrasında ise sizinle birlikte belli başlı noktalara daha derinlemesine bakalım diye düşündük. O yüzden 10 başlığı belirledik. O 10 başlığı teker teker açabilir miyiz izleyenler? Onu açıklamadan önce bir kısaca 1878-1948 yılları arasında belli başlı yaklaşık 20 civarında olayı bir kısa başlıklara geçeceğiz. Lütfen. Sonra en sonunda da o 10 başlığı, yani seminer konusu yaptığımız 10 başlığı ayrıca verelim. Evet, şimdi buyurun. Berlin Anlaşması'ndan hemen arkasında gelişen önemli bir olay var. Bu biraz daha bu toplumda az bilinen bir olaydır. Ve bana göre Türk, Kürt ve Ermeni ilişkilerinde bir milattır Berlin Anlaşması. Düşünün, Berlin Anlaşması yapıldığı sıralarda Ermeni toplumu aydın bir toplumdu. Ve ne isteyeceğini bilecek durumdaydı. Çok sayıda da cemiyete sahipti. Buna karşılık Kürt kesiminin, ki ben özellikle Kürt-Ermeni ilişkilerinde üzerine duracağım. Çünkü ikisi büyük oranda aynı coğrafyayı paylaşıyor. İşte bu coğrafyada Ermeniler bilinçli, kültürlü, ileri bir toplumken Kürt toplumu bir cehaletin içinde bir toplum. Beylikler dağılmış, ağalık ve şeyhlik kurumları öne geçmiş ve hiçbir örgütlenmesi yok. Yani 1878. Modern anlamda bir örgütlenmesi yok. Modern olmayan da hiç yok. Yani daha 1878'de hiçbir Kürt cemiyeti örgütü yok. Yani zaten modern değiller. Hiç yok. Ama medreselerden o geleneksel kuramlar. İşte cemiyet değiller. Tabii ki medrese var. Şehirli kurumu var, ağalı kurumu var. Var olan şeyi söyleyeyim. Var olan aşiret yapısı var. Evet. Evet. Aşiret yapısı var. Dolayısıyla 1878 Berlin Anlaşması'nda Kürtlerin coğrafyasının önemli bir kısmının Ermenistan diye nitelendirmesi
aslında Kürt toplumu içinde genel olarak çok fazla etki yapmamış. Bilinmiyor çünkü. Ancak bu işi bilen az da olsa bir avuç Kürt aydını bundan müthiş rahatsızlık duymuş. Ve işin ilginç yanı, bu anlaşmaya imza atan 2. Abdülhamit de bu işten rahatsız. Öyle olduğu için 1880 yılında, ki önümüzdeki programda bunun üzerine duracağız, önemli bir olay oluyor. O dönemdeki şehirli kurumların en önemlisi olan bu Ubeydullah Nehri dediğimiz kişi var. O aynı zamanda Osmanlı'da da bir yerde şey sahibi, yani bilinen, değeri bilinen bir insan. Çok çağ güçlü birisi. Ve onun önümüzdeki hafta duracağız üzerinde. Biraz da Abdülhamid'in de desteğiyle bu Nehri isyanı dediğimiz 1880-81 Şeyh Ubeydullah isyanı var. Bu olay gerçekleşiyor. Evet. Bunu fazla durmadan geçeyim çünkü bu önümüzdeki, bundan sonraki ana konumuz o olay olacak. Evet. Onu takip eden günlerde, dedim ya, Kürtlerin bir örgütü yoktu, olmamaya devam ediyor. Ama buna karşılık artık Ermeniler o küçük cemiyetlerden öteye, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi, modern bir örgütlenme biçimine geçiyorlar. Ve 1880'leri takip eden 6 yıl içinde 3 tane önemli Ermeni örgütü kurdu. Ermeni örgütü ortaya çıkıyor. 1880'ler, şimdi tarih sırasına göre gidiyoruz. Bunların tabii ki en önemlisi 1885'te Van'da kurulan Armenekan diye bir... Merkezleri de ilginç. İstanbul, evet, değil. Van. Ya da başka, yani bir yer. Van tabii Ermeniler için önemli bir yer. Zaman zaman hani Kürtler hep Diyarbakır'a başkenti sözcüğü kullanırlar ya. Ermeniler için de hep Van gündeme gelmiştir. Onun için buradaki en önemli örgütlenme Van'da ortaya çıkıyor. Sosyal demokrat da bir çizgide. Fakat daha da ileri, daha sosyalist, Marksist örgütler çıkmaya başlıyor. Ve 1887'de Hınçakyan, bizim kısaca Hınçak dediğimiz... O nerede kuruluyor? O da Cenevre'de, bu yurt dışında. Cenevre'de kuruluyor. O daha çok diasporadaki Ermenileri bir yerde öne çıkaran bir... 1880'li yıllarda Ermeni örgütlenmesinde önemli bir dönemdir. 1885 yılında Van'da Armenekan adlı önemli bir Ermeni Partisi cemiyeti kuruluyor. 1885 Van. Van bilindiği gibi Ermeniler için önemli bir merkezdir. Armenekan'dan sonra 2 yıl sonra bu defa Avrupa'daki Ermenilerin öncülüğünde 1887'de bu kez Cenevre'de Hınçakyan Partisi kuruluyor. Biraz sosyalist, Marksist bir parti ve önemli bir özelliği olan bir parti. Cenevre'de kuruluyor. Hemen 3 yıl sonra bu kez Ermenilerin önemli bir oranda yaşadığı bir bölgede Tiflis'te Taşnak Sütyan. Kısaca Taşnak diyoruz da gerçek adı Taşnak Sütyan adıyla bir üçüncü parti daha kuruluyor. Yani şunu söyleyebilirim. 85 ile 90 arasında, 1885 ile 1890 arasında 3 tane önemli modern anlamda modern örgüt diyebileceğimiz Ermeni örgütü kuruluyor, partisi kuruluyor. Ve hepsinin de önemli özelliği, hepsi sola açık. O dönemde Marksizmi, sosyalizmi iyi bilen örgütlenmeler. Bu tabii o dönemde önemli bir gelişme. Hem Osmanlı için, hem Ermeniler için, hem Türkler için. İşte bundan sonra önemli bir olay daha oluyor. Aynı tarihlerde. Sadece Ermeniler değil, Abdülhamid'in baskısına bu defa içteki Müslüman unsurlar da karşı çıkmaya başlıyor. Ve 1889'da çok önemli bir olay oluyor. 4 tane tıbbiye öğrencisi bir araya gelerek Osmanlı İttihat Cemiyeti, daha sonra İttihat Terakki olacak olan cemiyeti kuruyorlar. 1889. Yani Abdülhamid'in tahta gelmesinden 13 yıl sonra. Önümüzdeki günlerde bu cemiyetten de uzun uzun bahsedeceğiz. Evet, ayrıntılı duracağız. Yani burada 1889'da içinde ikisi Kürt olmak üzere
4 kişinin, daha sonra bir 5. kişi de katılıyor. Katıldığı Osmanlı İttihat Cemiyeti, onun üzerine daha sonra genişe duracağız. Takibe devam edelim. İşte burada önemli bir noktaya geliyor. 1891, yani Berlin Anlaşması'ndan 9 yıl sonra. İşte biraz evvel belirttim. Kürtlerin örgütleri, cemiyetleri yoktu. Ne yapacaklarını pek bilmiyorlardı. Abdülhamid de istemeyerek vilayeti Sitte'yi kabul etmişti. İşte burada Abdülhamid kurnazca bir iş yapıyor ve Kürtlerden Hamidiye alayları adı altında bir silahlı güç oluşturuyor. Bu bir bakıma Kürtler içinde bir sığınma oluyor. Yani Ermenilere karşı zayıf kalan Kürtler Abdülhamid'e sarılıyorlar ve Kürtlerin Bave Kürdan dedikleri Abdülhamid'le beraber Hamidiye alayları 1891'de kurulmuş oluyor. Bunu da biz önümüzdeki günlerde genişçe ele alacağız. Evet. Buna bağlı hemen bir şey ekleyeyim. Sonra size sözü size vereyim dayı. Burada hemen ona bağlı olarak bir yıl sonra yine önemli bir olay daha. Aşiret mektepleri de kuruluyor. Evet, evet. Bu da yine Abdülhamid'in programı içinde olan şeyler. Ve böylece de 91-92'de bir bakıma Kürtlerle 2. Abdülhamid'in ittifakı başlamış oluyor. Evet. Böylece aslında önümüzdeki 4 programda hangi başlıkları inceleyeceğimizi de vermiş olduk. Diğer saymaya ve nedenleriyle saymaya devam edelim. Birincisi Ubeydullah isyanı olacak. Ardından modern örgütlenmeler açısından pek çok alanda Ermeniler ve Rumlar diğer Müslüman unsurlara örnek olmuş durumda. Ermeni örgütlerini inceleyeceğiz. 3 Ermeni örgütünü. Ardından da buna paralel Müslümanlardan ve Osmanlı'dan gelen tepki üzerine ortaya çıkan modern diğer bir teşkilatı ele alacağız. Evet. Peşi sırada Hamidiye alayları ve aşiret mektepleri özelinde de Kürtlerin nasıl toparlandığı ya da nasıl bir yani en azından Abdülhamid'le nasıl ittifaka girdikleri. Evet, evet. Bu yönlü bu iki başlığa da eğileceğiz. Onların incelenmesini yine ayrıntılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Peki, biz yine bu programda devam edelim kronolojiye. Tabii ki, lütfen. Evet, şimdi 92'de aşiret mektepleri kuruldu. Bu sırada daha önce belirttiğim gibi modern Ermeni örgütleri oluşmaya başlamıştı. Ermeniler bilinçli bir toplumdu. Ve 1894'te Ermeniler için önemli bir merkez daha olan Sason'da bazı olaylar. Evet. O da başlı başına büyük dramlar. Yani bir bakma belki Kürtlerle Ermenilerin boğuştuğu, kapıştığı en önemli olay da o zaman başlıyor. 1894'te Sason. Hemen arkasından Ermenilerin bu Zeytun bölgesinde bir isyanı var. Bu Maraş bölgesi dediğimiz yerde. Ve işte bu sırada da o 89'da kurulan Osmanlı İttihat Cemiyeti adına Avrupa'da çok sayıda insan dışarı çıkıyor. Artık yavaş yavaş Osmanlı aydınları Abdülhamid'e karşı alternatif bir güç yaratmanın peşindeler. Ve artık 1900'lü yılların başına geliyoruz. 1902'de önemli bir olay oluyor. Avrupa'daki genç Türkler, genç Osmanlılar, 1. Jön Türk Kongresi'ni topluyorlar. Şubat ayında, Paris'te, 1902. Bu önemli bir tarihtir. İttihat Terakki'nin de önemli basamaklarından biridir. Fakat ayrılıklar da baş gösteriyor. İşte İttihat Terakki'nin yavaş yavaş Jön Türklerin ikiye bölündüğü merkeziyetçiler ve Adem'in merkeziyetçiler. Yani Prens Sabahattin olduğu grupla bu merkeziyetçi grubun çatışmaları da 1902-3 başlıyor ve devam ediyor. 1907'de ayrılmayla sonuçlanıyor. 1907'de de 2. Jön Türk Kongresi var. İşte yine Paris'te mi gerçekleşiyor? Zaman bu 1902-1907 arasında 5 yıl boyunca Avrupa'da müthiş bir Jön Türk çalışması var. Ve bunlara ilginç olan hemen hemen Kürt aydınların önemli bir bölümü, Ermeni aydınların önemli bir bölümü de katılıyorlar. Evet. Hatta Abdülhamid'in akrabaları, yeğenleri katılıyor. Ve daha Osmanlıcı bir yaklaşım söz konusu o zaman.
Evet, ama birlikte yani hareket. modern bir yapıya dönüşmek istiyor artık aydınlar Evet. tarafı. Bunu biz değerlendireceğiz. Şimdi biz yavaş yavaş önemli bir dönemece geliyoruz. 1908 Meşrutiyetine. Evet. İşte o zamana kadar kongrelerini hep gizli yapan İttihat Terakki, yani Jön Türklerin devamına yavaş yavaş Selanik'e yerleşiyor. Ve Selanik'te harekete geçerek ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine sebep oluyor. O apayrı konu. Onu uzunca ele alacağız. Tabii ki ikinci meşrutiyet dediğimiz olay 23 Temmuz yeni takvimde 1908 apayrı önemli bir konudur. Ve ikinci meşrutiyetin ilanıyla 5 yıllık İttihat Terakki'nin illegal dönemi var. Yani 1908-1913. 5 yıllık önemli bir süreç. 1913 ile 18'de İttihat Terakki'nin mutlak iktidar olduğu yıllardır. Yani İttihat Terakki'yi inceleyeceğimiz zaman daha genişe alacağız. 10 yıllık bir ömür var orada. 1908-1913 daha şey bir dönem. Daha başka partiler de var işin içinde. Ama 1913'ten sonra çok daha ayrı bir durum var. Kısacası biz 1908'e geldiğimizde artık yavaş yavaş Abdülhamid'in de sonu gelmeye başlıyor. Ve nitekim bir yıl sonra Abdülhamid'in bitmesi, bir yıl sonra 31 Mart olaylarından dolayı 13 Nisan 1909'da Abdülhamid dönemi de sona eriyor. Sona eriyor. Dolayısıyla bu dönemde 1909 yılı önemli bir olaydır. Aynı yılda çok önemli Adana Ermeni olayları var. Yine 1909'da. Ve artık peş peşe İttihat Terakki'nin Selanik'teki gizli kongreleri devam ediyor. Trablusgarp Savaşı var 1911'de. Bunlar hep önemli gelişmeler. Ve daha da ilginç olan 1912-1913'te üst üste Balkan Savaşları oldu. Birinci Balkan Savaşları. Daha önce 93 harbiyle Balkanlarda kaybettiği toprakların geriye kalanını da Osmanlı büyük oranda Edirne'ye kadar kaybediyor. Yani bu Balkan Savaşı da o süreçte çok önemli dönemeçlerdir. Ve yavaş yavaş 1914'e yani Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıla doğru geleceğiz. Ama gelmeden önce o dönemeçte iki önemli olay daha var. Biri Kürtlerin ilk defa o dönemde bir isyanı söz konusu. Şubat 1914'te Bitlis'teki isyan. Bu Mele Selim Şeyh Şahabettin Şeyh Ali'nin organize ettiği bir isyan var. Onu da önümüze getirdiler de. Ubeydullah Nerin isyanından sonra Mele Selim'e kadar aslında Kürtlerin bu anlamda ciddi bir arada bir tane var. Yok. Arada bir tane var. Şöyle var. 1907'de evet. Güney'de Şeyh Abdüsselam Berzani'nin var. Evet. Hatta önemli de talepleri var onun Abdülhamid'den. Ama çok fazla büyümeden bastırılıyor. Bu Şeyh Abdüsselam Berzani dediğimizde Mevlana Mustafa Berzani'nin büyük abisi. Evet. 1907. Önemli talepleri olan bir isyandır. Ama tabii ki bir Bitlis isyanı kadar fazla yayılan bir isyan değildir. Evet. Öyleyse Aşiret Mekteplerinden sonra İttihat Terakki'nin kongreleriyle, katılımcılarıyla nasıl şekillendiğini ele alacağız. Peşi sıra en büyük başarılardan biri olarak belki de bizim bu coğrafyanın ele alabileceğimiz ikinci meşrutiyeti ayrıntılı inceleyeceğiz. Evet. Arada da Ubeydullah Nehri isyanından sonra Kürtlerin önemli bir tepkisi olarak Melle Selim şahsında Bitlis isyanı diye de adlandırabileceğimiz hareketi inceleyeceğiz bir diğer programda. Evet. Şimdi neler oldu? Devam edelim. 1917'de çok ilginçtir. Tam Melle Selim isyanının olduğu dönemlerde 8 Şubat 1914 Berlin Anlaşması'ndaki vilayet istitte maddesi yeniden Rusya ile Osmanlı arasında yeniden düzenleniyor. Bu tabii ilginç bir olaydır. Ermenilere reform yapılması, Ermenilere bazı ulusal haklar verilmesi 1878 Berlin Anlaşması ile oluyor. Yani 2. Abdülhamit liderliğindeki Osmanlı ile Batılar arasında oluyor. Ama bundan 30 küsur yıl sonra 1914'te bu kez aynı anlaşmanın bir benzeri
Yani yine vilayeti sitteyi kapsayan bir anlaşma. Bu anlaşmanın da adı Yeniköy Anlaşması. Hı-hı. Ya da Doğu Anadolu Müfettişliği diye de isimlendirilir. 8 Şubat 1914 ve vilayet-i sitte daha da bir şey önemli hale geliyor. Çünkü artık bunu Abdülhamid değil, İttihat Terakki de kabul ediyor. O zaman İttihat Terakki ve İttihat Terakki vilayet-i sitteyi resmen kabul ediyor. Tabii ki bu oyalama ama kabul ediliyor. Ve o dönemde Mele Selim'in örneğin Ermenilere çağrıları var. Gelin bu İttihat Terakki'ye karşı birlikte duralım teklifine. Ermeni kesimde sıcak bakmıyor. Az bir kesime hariç sıcak bakmıyor. Ve sonra da Ermeniler bunun hata olduğunu görecekler. Şöyle ki bir oyalama olduğunu 8 Şubat Anlaşması'nın tam o dönemde. Yani Mele Selim isyan halindeyken tabii bu bir taktik olarak böyle bir anlaşma imzalanmış. Ama tabii daha sonra bu gerçekleşmemiştir. 1914'ün tabii diğer önemli özelliği İttihat Terakki artık mutlak iktidardır. O dönemde hatta ilginç bir şey var. 2013'ün sonu, 2014'ün başı Teşkilat-ı Mahsusa denen örgüt de o zaman kurulmuş. Merkezde Doğu Anadolu. Yani belli ki Kürt-Ermeni olaylarına bir hazırlık yapılıyor. Terakki'nin gizli cemiyeti dediğimiz Teşkilat-ı Mahsusa da 1914'ün başlarında o dönemde bölgede faaliyete geçiyor. Ve yavaş yavaş İttihat Terakki Birinci Dünya Savaşı'na hızlı adımlarla gidiyor. Nitekim işte yaz aylarında, 1914'ün yaz aylarında Almanya'da yapılan bazı gizli anlaşmaların arkasından biraz da Enver Paşa'nın kendi inisiyatifiyle Sultan Reşat'a da imzalatarak savaşa sokuyor. Yani 1914'ün artık Ekim ayında resmen Osmanlı savaşa girmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı başladı. İşte onu takip eden günlerde üzerinde duracağımız üç önemli olay var. Evet. Bunların biri... Birinci Dünya Savaşı kapsamında üç ayrı başlığı belirledik. Bizim üç ayrı başlığı daha olacak. Evet. Bunlar da kısaca şöyle. 1914 sonlarında hemen savaşın başında Kafkas cephesindeki çok fazla adı duyulan bilinen ama gerçek yüzü fazla bilinmeyen Sarıkamış olayı. Sarıkamış olayı bir facia. Onun ötesinde aslında büyük bir yıkım. Ama kimlere zarar verdi, ne oldu, Enver Paşa buna niye girişti, sonuçları ne? Bunun üzerine duralım. Bu 1914'ün sonu, Aralık sonu, Ocak başına kadar 20 gün süren bir felaket. Evet. Onu inceleyeceğiz. Hemen peşinden bunlar felaketler üstüne gelecek. Evet, yani düşünün Sarıkamış olayı oluyor. 3 ay sonra Çanakkale'de bir olumlu direnme var. Yani bir galibiyet falan söz konusu değil ama en azından Sarıkamış'taki gibi bir teslimiyet yok, bir direnme var Mart ayında. Ve 1915'in işte Nisan-Mayıs aylarına geldiğimizde de bildiğiniz gibi önemli bu Ermeni katliamları, soykırımları baş gösteriyor. Bu zaten hepimizin bildiği önemli olaylar. Bunun üzerinde de biz kısmen olabildiğince duracağız. Ve nihayet bu dönemin sonunda üzerine duracağımız bir konu daha var. Bu benim kitabımın da konusu. 1916 Kürt tehciri. Evet. Yani adını 1915 Ermeni tehciri, Ermeni katliamı soykırımı bilinen bir olay. 13. jenosit bütün dünyada bilinen. Fakat yani onun kadar büyüklükte midir değil midir o tartışılabilecek bir şey. 1916 yaklaşık 1 milyon Kürt insanının, büyük çoğunluğu Kürt olan insanın Erzurum, Bitlis ve Van'dan Anadolu'ya sürülerek yollarda ölmesi ve kalanların da asimile edilmesiyle sonuçlanan meşhur 1916 tehciri var. Herhalde bu programların içinde en son onunla şey yaparsak zaten 1918'de Mondros'la beraber aslında Osmanlı noktalanıyor. Bizim geç Osmanlı dönemi dediğimiz dönemde sona eriyor. Bir geçiş süreci var. O da nedir? 1918'de Mondros'la başlayan 1923'te Lozan ve Cumhuriyet'te devam eden bir 5 yıl var. Hani mütarekler denir ya. O da başlı başına bir konu o dönem. Ama diyebiliriz ki geç Osmanlı dönemi hatta Osmanlı İmparatorluğu fiilen 1918 Mondros'ta bitmiş oldu. Yani bizim bu sürecimiz, yani bizi izleyen okuyucular, dinleyiciler için söyleyeyim, izleyiciler için söyleyeyim. 1878 Berlin Anlaşması, 1918 Mondros Anlaşması.
Bu ikisi arasında tam 40 yıl var ve bu 40 yıl gerçekten bugün yaşadığımız toplumda çok büyük etkileri olan bir geç Osmanlı dönemidir. Hepimiz belki 1923-38 erken Cumhuriyet dönemini az veya çok, yanlış veya doğru biliyoruz. Ama ben 1878-1918 arasındaki geç Osmanlı döneminin az bilindiğini ya da yanlış bilindiğini düşünenlerdenim. Yani biraz da resmi tarihe göre bir kuşkulandırmamız var. Birçoğumuz o anlamda eksik, yanlış, ezber bilgilere sahibiz. Bu araştırmaları yaptıkça bu dönemin hem önemini görüyoruz hem de maalesef bize yanlış lanse edildiğini de görüyoruz. Yani özet olarak çalışmamızın özeti bu minvalde. Peki, teşekkür ediyorum. Bugünkü programımız, önümüzde yapacağımız 10 ayrı programın, 10 ayrı haftada gösterilecek programın hangi başlıklar olacağıydı? Celal Hocam tüm bunları, evet, tüm bunları saydı, nedenleriyle ortaya koydu. Bundan sonraki haftalarda ilki Cuma günü yayınlanacak olan Ubeydullah İsyanı ile birlikte umarım hem bizlerin yaptığı ve vardığı noktalar hem sizlerin takipleriyle kısmen kendimizi tanımak ve barışmak yönünde de adımlar atmış oluruz. Açıkçası tarihi kazımanın en büyük faydası bu olsa gerek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bizi izleyenlere, bizi dinleyenlere bir yararımız olur. Bu biraz da bizim evlerde olduğumuz bu günlerde bir katkımız olur diye ümit ediyorum. Herkese sevgi ve saygı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca programı asiste eden Oktay'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve tabii ki iki önemli kuruma Mersin Kültürhane ve İsmail Beşikçi Vakfı. Bizim bu çalışmaları yapmamızda onu süre daraldığı için çok belirtemedik. Celal Hocam İsmail Beşikçi Vakfı'nın kurucularından, şu anda da mütevelli heyet üyesi. Yaptığımız görüşme ve Ulaş'ın da önerisiyle bu yapacağımız programlar Kültürhane ve İsmail Beşikçi Vakfı ortak üretimi olarak da lanse edilecek. Bu konuda da açıkçası çok aslında organizasyonu yapan Kültürhane, ama ben mütevelli heyet üyesi olarak Beşikçi Vakfı'nın biz vakıf olarak kitaplarımızda bu programın arkasındayız, yanındayız, destekçisiyiz. Ama asıl emeğin de Kültürhane'ye ve çalışanlara ait olduğunu belirtmek gerekir. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın.